Önceki videolarda kiral molekül, kiral karbon veya kiral atomun ne olduğunu öğrenmiştik. Bu videoda ise birkaç örnek üzerinde durarak kiral atomlarla kiral moleküllerin nasıl tespit edildiğinden bahsedeceğiz. O zaman ilk örneğimizle başlayalım. İlk örnekte elimizde bir klorosiklopentan var. İlk olarak bu molekülde hiç kiral atom olup olmadığına bakalım. Kiral atomlarla ilgili tanımımıza bakarsak, tanımın sağ-sol el gibi birbiriyle çakışmayan ayna görüntüsü kavramından geldiğini görmüştük. Ayrıca genellikle dört farklı gruba bağlı karbonlar olduğunu söylemiştik. Bu yüzden ilk örnekte elimizde dört farklı gruba bağlı bir karbon var mı ona bakalım. CH2 moleküllerinin tamamı başka bir CH2 molekülüne bağlı. H2 ise iki ayrı H olarak çizebiliriz. Gördüğünüz gibi karbonlar aynı gruptan iki atoma bağlı. Bu yüzden bu CH2'lerin hiçbirinin kiralite merkezi veya kiral karbon olma şansı yok. Çünkü hepsi iki hidrojene ve birbiriyle neredeyse aynı olan CH2 grubuna bağlı. Tabii aslında bağlı oldukları bu gruba bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Yine de hepsi iki hidrojene bağlı olduğundan dört farklı gruba bağlı olduklarını söyleyemeyiz. Şimdi de buradaki CH molekülüne bakalım. Molekülü bu şekilde ayırabiliriz. H ve klor atomuna bağlı. İlk bakışta buradaki grubun bu gruptan farklı olup olmadığı belli olmuyor. Ancak bu tarafı bu şekilde ikiye bölersek ya da daha doğrusu molekülde saat yönünün tersine doğru gidersek 4 farklı CH2 grubuyla karşılaşırız ve en sonunda başladığımız yere dönmüş oluruz. Peki bu yöne gidersek ne olur? Burada da 4 farklı CH2 grubuyla karşılaştıktan sonra başladığımız yere geri döneriz. Yani aşağıdaki grupla yukarıdaki bu grup aslında aynı. Bu yüzden 4 farklı gruba bağlı olmadığından bu karbonun kiralite merkezi olma ihtimali yok. Aynı zamanda kiralite merkezi olmadığından bunun kiral molekül olma ihtimali de yok. Neden kiral molekül olamayacağına bakalım. Önce yazdıklarımızı silip önceki adımlarımızı tekrar inceleyelim. Evet, bunun bir kiral molekülü olmadığını biliyoruz. Ve bunu anlamanın birkaç yolu var. En kolay yol, ayna görüntüsünü hesaba katmak. Bu molekülün ayna görüntüsü şu şekilde olur. Bunun bir ayna olduğunu varsayalım. Klor atomu burada kalır. CH molekülü ile birlikte diğer kısımdaki CH2 moleküllerini de bu şekilde çizebiliriz. Bu durumda molekülü çevirip bu şekilde karşı tarafa aktarmamızın bir yolu var mı? Buradaki molekülü alıp 180 derece döndürürsek ortaya nasıl bir şekil çıkar? Tam olarak 180 derece değil. Ancak klor atomu bu noktaya ulaşacak kadar döndürürsek bu molekülün aynısını elde etmiş oluruz. Ancak bu molekül biraz farklı görünür. Hemen çizelim. Ama önce yukarıdaki boşluğa çıkalım. Evet. CH, klor, CH2 ve halkayı tamamlayacak diğer CH2'leri ekleyelim. İlk olarak molekülü bu kadar döndürürsek bu şekil ortaya çıkar. Bu ikisi arasındaki tek fark da buradaki bağı biraz daha farklı çizmem. Bu şekilde çizmek yerine bu kloru yukarıya doğru çizersek ikisinin tamamen aynı molekül olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bu molekül kiral değil. Şimdi de diğer moleküle bakalım. Bu bir bromokloroflorometan. Okunuşunun zor olduğunun farkındayım ancak bu molekülün dört farklı gruba bağlı olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu karbona bağlı olan atomlar birbirinden farklı. Bu yüzden bu karbon kiralite merkez. Ayrıca bunun bir kiral molekül olduğunu da rahatlıkla anlayabiliriz. Molekülün ayna görüntüsünü ele alalım. Kiralite ile ilgili ilk videomuzda da buna benzer bir örnek yapmıştık. Şimdi de molekülün ayna görüntüsünü çizelim. Sağ tarafta bromumuz var. Hidrojen burada arka tarafta ve onun üstünde de flor atomu var. Bu molekülü nasıl döndürürsek döndürelim, bromu buraya yerleştirmeye çalıştığımızda hidrojen burada, klor atomuysa bu konumda kalır. Yani ne kadar çevirmeyi, döndürmeyi veya değiştirmeyi denesek de bu molekülü buradaki molekülün üstüne tam olarak yerleştiremeyiz. Bu yüzden bunun kiralite merkezi bu molekülün de kiral molekül olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu molekülün iki farklı şekilde çizilmesinin bir adı var. Ancak molekülün bu iki halinin nasıl adlandırıldığına daha sonra değineceğiz. Çünkü bu biraz ayrıntılı bir konu. Konumuza dönecek olursak, bromoklorofluorometanın iki farklı halinin kimyasal yapısı bazı durumlarda farklılık gösterebilir. Ve bu ikisi birbirinin enantiyomeri olarak adlandırılır. Enantiyomerlerin birbirinin ayna görüntüsü olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar aynı zamanda stereoizomer. İzomer kelimesini önceden duymuş olabilirsiniz. İzomer, moleküldeki atomların aynı olduğu anlamına gelir. Ancak izomerlerin de çeşitleri vardır. Örneğin, yapısal izomerlerde gruplar veya atomlar farklı gruplara bağlı iken, stereoizomerlerde aynı gruplar aynı gruplara bağlanır. Bu molekülde karbona bir flor, bir klor, bir hidrojen ve bir bromun bağlı olduğunu görüyoruz. Yani aynı gruplar aslında aynı gruba bağlanmış. Ancak burada üç boyutlu bir dizilim söz konusu. İşte stereo kısmı burada devreye girer. Bu yüzden de konusu üç boyutlu kimya olan alan stereo kimya olarak adlandırılır. Stereo izemerlerdeki atomlar yani yapı taşları aynı olur. Yani birbirleriyle kurdukları bağların aynı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin buradaki brom atomu aynı zamanda hidrojene bağlı olan karbon atomuna bağlı. Ancak üç boyutlu dizilimleri farklılık gösterir. Bu yüzden de birbirinin ayna görüntüsünü oluşturan moleküller enantiomer olarak adlandırılır. Burada sanırım bir noktaya açığa kavuşturmamız lazım. Bazı yerlerde dizilim ya da konfigürasyon denirken, bazı yerlerde de yapı ya da konformasyon sözcüğünün kullanıldığını görebilirsiniz. Ancak aslında bu iki kavramı kullanırken biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Örneğin dizilimden bahsedildiği durumlarda aslında farklı bir yapı söz konusu. Bir dizilimden diğerine geçmek için bağları koparıp bunları yeniden birleştirerek yeni bağlar oluşturmamız gerekir. Örneğin bu ikisinin dizilimi farklı. Çünkü ikisinin aynı olması için karbona göre konumlarına bakıldığında bromla hidrojenin yerini değiştirmemiz gerekir. Bu yüzden de bu iki molekülün dizilimi farklıdır. Molekülün yapısı ya da konformasyonu ise daha çok aynı molekülün farklı şekillerini veya dizilimlerini ifade eder. Örneğin sikloheksanın kaya benzer ya da sandalye benzer konformasyonu var diyorsak bu ikisi aslında aynı molekül demektir ve oluşturdukları bağlar da aynıdır. Burada hiçbir bağı koparmadık veya yeni bağ oluşturmadık. Sadece şekillerini değiştirdik. Yani bu ikisinin sadece konformasyonu farklı. Bu ikisinin de dizilimleri ya da konfigürasyonları farklı. Dediğim gibi bir dizilimden diğerine geçmek için bağları yeniden oluşturulup düzenlenmesi gerekir. Şimdi de buradaki molekülü inceleyelim ve bu molekülde herhangi bir merkez kiral karbon veya kiral atom olup olmadığına bakalım. Burada bir karbonumuz var. Bu karbon bir klora hidrojene, broma veya başka bir karbon atomuna bağlı. Yani dört farklı şeye bağlı olduğundan bu bir kiral karbon. Bunu göstermek için yıldız işareti yani asterix kullanılabilir. Şimdi de diğer karbona bakalım. Bu karbon flora, başka bir karbona ve iki farklı hidrojene bağlı olduğundan kiral olma ihtimali yok. Çünkü aynı atomdan iki tanesiyle bağ kurmuş. Hatta bu karbondan geçen simetri eksenini bile bunu kanıtlar nitelikte. Yani bunu alıp çevirsek de aynı görüneceğini tahmin edebiliriz. Ancak buradaki diğer karbon kiralite merkez. Kiralite merkezi, kiral karbon, kiral atom veya asimetrik karbon olarak da adlandırılabilir. O yüzden bu kavramı farklı şekilde görürseniz şaşırmayın. Ayrıca bu molekülün kiralite merkezi olduğundan molekülün ayna görüntüsünü aldığımızda bunun bir enantiyomer olduğunu anlayabiliriz. Yani ayna görüntüsüyle gerçek görüntü birbiriyle çakışmaz. Bunu çizerek de gösterebiliriz. Bu arada ayna görüntüsünü her zaman sağ tarafta yapmamıza gerek yok. Bunu molekülün sol tarafı içinde çizebiliriz. Elimizde sırasıyla flor, karbon, karbon ve klor atomları var. Yukarıda iki tane, aşağıda da bir tane olmak üzere üç hidrojenimiz var. Burada da bir brom atomu bulunuyor. Molekülün ayna görüntüsünü çizdiğimizde bu şekilde görünür. Ne yaparsak yapalım, örneğin molekülü çevirmeyi denesek bile bu ikisini birbirinin üzerine yerleştiremeyiz. Bu yüzden bu ikisi enantiyomer sınıfına girer. Aynı zamanda birbirinin stereoisomeri konumunda. Ayrıca hangisini seçersek seçelim iki molekülde kiral molekül. Yani bu ikisi kiral molekül. Bir sonraki videoda örneklerimize devam edeceğiz.